Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Uzun zamandır video atamıyorum. Özel sebeplerden dolayı içeriklere biraz ara verme durumunda kaldım. Ancak işlerimizi hallettik ve tekrardan sizlerle beraberiz. Rehber tarzında öğretici, farm, pk bu tarz videolar çekmeye tekrardan başlıyoruz. Hemen yeni videomuzun konusuna gelelim. Arkadaşlar GG Farm ile alakalı güncel dropları paylaşacağım size. Biliyorsunuz ki son zamanda Class game'in GB düşüşünden sonra piyasada bir çalkantı oluşmaya başladı ve GB fiyatları geriledikten sonra farm hala yapılabilir mi, farm kazandırıyor mu ve bunun gibi benzeri sorular sorulmaya başladı. Uzun bir aradan sonra ilk videomuz gene güncel konuyla alakalı yani farmla alakalı olsun. Çünkü birçok insan bana özelden soru sormaya devam ediyor bu fiyatlarda hala kar yapılabilir mi, hala para kazanılabilir mi veya oyunun gidişatı ne durumda birazcık bununla alakalı konuşalım ve sonra droplarımıza geçelim. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu oyun sadece para kazanma üstüne kurulu bir oyun değildir. Kesinlikle bu oyunun PK bölümü zevkli bölümleri de vardır. Ancak oyuncuların birçoğu maddi durum gereği oyuna para yatırmak istemedikleri için oyundaki karakterlerini güçlendirmek için farm yapmayı tercih ediyorlar. Ve aynı zamanda da PK atmaya devam ediyorlar. Yani yaklaşık %70'lik kısım bu şekilde. Bu yüzden farm bu oyunun vazgeçilmezidir. O yüzden biz farm videolarımıza ve PK videolarımıza devam edeceğiz. GB'nin düşmesiyle beraber piyasada geniye ve premium masrafları çok arttı arkadaşlar. Şu an premiumlar ortalama 330M, 340M satılıyor. Geniye fiyatlarımız da 20M altında değil. Yani 19M, 20M, 21M satılıyor. Peki bu farmerları nasıl etkiledi? Arkadaşlar slotlardan çıkan droplar değişmedi. Slotlardan gelen coinsler değişmedi. Ancak bizim maliyetlerimiz arttığı için, farmerların maliyetleri arttığı için otomatikman kazançlar düşmüş oldu. Ve aynı zamanda Örnek veriyorum. Günde 2 GB kazanıyorsak şu an 1.6 kazanıyoruz ve aynı zamanda 2 GB'yi sattığımızda kazandığımız para %100 ise şu an 80'e düşmüş durumda. Bu da otomatikman 2 kat düşüş demektir. Burada önemli olan nokta şudur. Ufak çaplı farm yapan arkadaşlar, yani hem PKTP hem de 2-3C yazıyla günde işte ne bileyim 15-16 saat, 20 saat farm yapan arkadaşlar hala farm yapmaya devam etmeli mi? Bunları yorumlayalım. Arkadaşlar e, slotlarda normalde örnek veriyorum. Raven Harpy slotunu 4 karakter dönüyorsak şu an 3 karakteri düşürme durumundayız. E, GG slotunu 7, 8 veya 6 karakterle dönüyorsak bunu 5'e düşürme durumundayız. Yani burada bizim yapacağımız önlem kesinlikle cihaz sayısını azaltma olacaktır. Tabii ki de KS durumlarında takviye yapabilmeniz lazım. Cihaz sayısını azalttığınız zaman çok da bir şey değişmeyecektir. Özellikle AFK farm slotlarında tekli cihaz farm slotlarına yönelmenizi tavsiye ediyorum. Bu ne demektir? Örnek veriyorum tek cihazda farm yapabildiğiniz Urkay, Urukblade, Hornet, Goblin olsun bu tarz slotlar yönelirseniz kesinlikle sizi çok etkilemeyecektir. Tabii ki de etkileyecektir ama çoklu cihaz farmı gerçekten şu an sorun arkadaşlar. Çoklu cihazda kesinlikle cihaz düşürmeniz gerekiyor. Biz de şahsen bunu yaptık. Dilerseniz ufaktan videomuza geçelim. Ne demek istediğimizi size anlatalım. Şimdi arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi toplamda 6 adet slot paylaşıyorum size. Bu 6 slotta Giant Golem slotu. Burada farm yapıyoruz. 6 slotta normalde biz bir slotta 8 karakter bırakma durumunda oluyoruz. Çünkü sürekli kase geliyor ve 6 ya da 5 karakter gördükleri zaman direkt kafanıza 8 adet karakter açabiliyorlar. Bu yüzden 8 adet karakterle dönülüyordu. Ancak son zamanlarda artan masraflardan dolayı slotlardaki sayıyı düşürme durumunda bulunduk. Yani Sayımızı 5'e 6'ya düşürdük. Kimse gelip kolay kolay 8 karakterle kasa atmaya kalkmıyor. Çünkü sebebi şu 8 karakter kurtarmıyor. Şu an Giant Golem'de siz 8 karakterle farm yaptığınız durumda kesinlikle kurtarmayacaktır. Bu başka slotlar için de geçerlidir. Yani cihaz sayısını düşürmeniz gerekiyor. Biz burada yarı yarıya cihaz sayısını düşürme durumunda bulunduk. Ee, sizlere tavsiyem budur arkadaşlar. Farm yapan arkadaşlar için. Şöyle de bir bilgilendirme yapalım arkadaşlar. farm mantığı değişmeye başladı. Yani artık slotlarda çoklu cihaz bulundurmak kesinlikle zarar yazıyor. Peki bunu nasıl önlem alacağız? Karakterlerimizi güçlendireceğiz arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Örnek veriyorum. Giant Column slotunda Mage bıraktığınız zaman artı 7 artı 8 staff yanına Mage Paper artı 7 bıraktığınız zaman e, cihaz sayısını ona göre arttırıyorsunuz. Ancak burada yapmamız gereken şu an itemlerimizi güçlendireceğiz ve cihaz sayımızı Kesinlikle düşürmemiz gerekiyor slotlarda. Örnek biliyorum Raven Harp'ı farm yapıyorsunuz. 4 tane asas, bir tane int prest ya da 3 asas, bir tane prest. E, bu şekilde farm'ı bırakıp daha kuvvetli karakterlerle 2-3 karakterle dönmeye bakacağız. Yani slotlardaki cihaz sayımızı düşürüp karakterleri güçlendireceğiz. Bu şekilde farm yaparsak kazancımız e, bir nebze artacaktır arkadaşlar. Bu da sadece bu slotla bağlı kalmamıştır. Bütün slotlarda bu taktikleri deneyebilirsiniz. Mantık bu şekilde ilerliyor artık. Karakterlerimizi güçlendireceğiz. Yakında 80 kepi geldiği zaman canavarlar daha kolay ölecektir zaten. Tabii ki de yönetim buna tedbir olarak şu şekilde canavarları güçlendirerek de e, tedbir alabilir. Aynı zamanda yapmamız gereken e, çıkan her drobu değerlendirmemiz lazım. E, bu çok önemli. Slotları minimum masrafla dönmemiz gerekiyor. Yani bu mana masrafı, can potu masrafı örnek veriyorum. Bu tarz şeyleri iyice didik dedik edip e, slotunuza göre gerekli değerleri bulmanız gerekiyor. Gerçekten farm yapmaya devam etmek isteyen arkadaşlar bunu yapabilir. Sonuç olarak şu an hala farm kazandırıyor. E, dilerseniz şimdi droplara geçelim. Arkadaşlar toplamda 2 adet Giant Golem Slot'unun 2 günlük Rogue Çıtın farmının sonuçlarını göstereceğim. Biz Rogue Chit'ınları 9 e, tanesini 15 enden e, toplu alıcı arkadaşlara dağıtıyoruz. E, bunun ticaretini yapan insanlar var. Onlar da ekmek yesin. Onlar bizden alıyorlar. Artı basıyorlar. kar edip satıyorlar. Biz bununla uğraşmayıp direkt toplu bir şekilde veriyoruz. Gene bunun high class, işte ne bileyim Mirage Dagger, Full Plate bu tarz toplu, item alan item, e, toplu itemleri alan arkadaşlar da var. Çünkü cihaz sayınız arttığı zaman, slotlarınız arttığı zaman otomatikman bunlarla uğraşmak vakit kaybettiriyor. Ve bu oyunda ne kadar vakit kaybederseniz e, o kadar aslında zararınıza hem kendi hayatınıza hem oyundaki e, güçlenmenize zarar. O yüzden her zaman kısa yolu tercih etmek bence en mantıklısı. Böyle de bir tavsiye verelim. Şimdi dilerseniz Rogue Edge'ınlarımıza geçelim. Ee, toplamda 2 gün boyunca full depo bankalar doldu. 2 adet çarımız fullendi ve Broguage tınırı 9 tanesini 15emden sattık. Bakalım kaç para kazanmışız? 2 slot gg farmı 2 günlük drop sonucu. Evet arkadaşlar ben e, isim olarak Kazım kendisinin ismi. Kazım arkadaşla anlaştım 9 tanesini 15emden alıyor şu an güncel fiyat bu yani tanesi 1.6'ya geliyor zaten pazarda da ortalaması 1.8 falan oluyor. Otomatikman kendisi basıyor mu tekten mi satıyor orasını bilmiyorum. Onun ticareti bu şekilde 9 adeti veriyorum ve 15 emi alıyorum. E, bütün çarlardaki roguya çıtınları tek bir çare toplayıp hızlı bir şekilde ticaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun varyor toplayan e, ticaretini yapan arkadaşlar da var. Örnek veriyorum 9 tane varyor çıtını 4.5-5 emden alan insanlar da var. Biz şu an sadece roguya çıtını gösteriyoruz. E, bu şekilde bu sizin uğraşınıza bağlı. Yani demin gösterdiğim slotlar bizim kendi slotlarımız bu slotlardaki kazancımızı maksimum yapmak bizim elimizde, minimum yapmak da bizim elimizde. Ancak arkadaşlar hiçbir şey gözüktüğü gibi kolay değil. 6 slotu elde tutmak kesinlikle çok zor. İşte birine kase geliyor, çarları oraya çekiyorsun ve aynı zamanda biz şöyle bir taktik geliştirdik. Bütün slotlarımızda okçu yapabilecek IB7 işte hepsinin üstünde itemler var. Yani herhangi bir kase durumunda biz oraya okçuları çıkartabiliyoruz. Bu şekilde slotlarınızda gerçekten bu işi yapmak istiyorsanız, farmda ilerlemek istiyorsanız slotlarınızı kuvvetlendirip yan çar olarak da KS durumlarında neler yapabilirim bunları kesinlikle düşünmeniz gerekiyor. Bu işi sistemli yapmanız gerekiyor. Yaz sıcakları geldi, cihazlar ısınıyor, patlayabilir. Dikkatli olmanızı öneririm. Kesinlikle soğutucu kullanın arkadaşlar. Çok bir para değil yani kesinlikle bu işi yapacaksanız soğutucu çok önemli. Soğutucu kullanmanızı öneriyorum. Özellikle telefonla bu işi yapan insanlar için söylüyorum. Eski telefonlar çok ısınıyor. iPhone modelleri de öyle. GG farmında en büyük meziyet ve en büyük kazancı getiren tabii ki de Rogue chitin'ler arkadaşlar. E, drop'lar son güncellemede %35 düşmesine rağmen e, gene de iyi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çar sayısı düştüğü zaman. Yani 8 çarı kurtarıyordu eskiden. Şu an kurtarmıyor. Masraflar çok yüksek. Şöyle diyelim. 1 çarın maliyeti günlük 20m geniye 15 10 m falan da yok. 10 m 12 m civarında e, premium masrafı var. Yani bir çarın ortalama 30 33 m masrafı var. 8 çarpı dediğiniz zaman 8 tane çar koyduğunuz zaman bir suluta 250 m yani 2.5 GB bir masrafı var. Sulutun zaten AFK getirisi 2 GB. Yani AFK bir şekilde siz GG farmında 2 GB kazanıyorsunuz. E, otomatikman zarar ediyorsunuz 8 çar koyduğunuzda. Ki keza her günde bu rogoya çıtınları toplayıp bankaya atmanız lazım. Yani bir saatte iki saatte bir ilgilenmeniz lazım. Ki 24 saat içinde de bunu yapamazsınız. Otomatikman 12-13 saat ilgilenebilirsiniz en fazla. Bu da çok vakit alıyor. Sonuç olarak değiyor mu değmiyor mu? Arkadaşlar biz bu işi para kazanmaktan ziyade biz bu işi keyif ortam. Yani bizim bir grubumuz bir ekibimiz var. Bu şekilde muhabbet makara bu yüzden ilerletiyoruz. Kendimizde zaten birçok sulutu bıraktık. Kalan slotlarımız da bunlar. Bu slotlarda da öyle keyfi bir şekilde sohbetimiz ilerlesin diye devam ediyoruz. Nasıl PK atmak zevk veriyorsa farm atmak da bize bu şekilde zevk veriyor. Şu çıtınları vermek para maksatta değil de bunları trade'e koymak işte ne bileyim üstünüzde blessed upgrade sukullar işte boostlar biriktiği zaman manalar biriktiği zaman bunları bankaya atmak bunlar çok keyif veren şeyler. yani biz bunun bağımlısı olmuşuz. Bize keyif veriyor. Keyif alan arkadaşlar da eminim vardır bunu yargılayan, ön yargılı olan arkadaşlar da vardır. E, bu tamamen sizin kendi keyfiniz, e, oyun oynayan sizsiniz. Nerede, ne şekilde keyif alıyorsanız ona göre ilerletmeniz sizin elinizde. E, aynı zamanda biraz da kendimden bahsedeyim. Arkadaşlar uzun zamandır video atamadım çünkü kendimin e, bir işle alakalı bir durumu var. Bu yüzden vaktim çok daraldığı için videolara ara vermek istedim. E, kısa video çekip değersiz, içeriği güzel olmayan videolar atmak. Tabii ki de bunları yapabilirdim ancak sizlere rehber tarzında bilgilendirici, öğretici, gösterici bu tarz bir kanal olduğum için bununla alakalı videolar çektiğim için o yüzden doğru zamanı bekledim ve artık şu an doğru zaman geldi. Videolarımıza tam gaz devam edeceğiz. PK yöneleceğiz arkadaşlar. PK çare dizdim. Artık CZ'deyiz. Artık Ardırım'dayız. Bol bol PK atacağız. Yerelere gireceğiz. Etkinlikleri kovalayacağız. Bunları yapacağız kendi özel hayatındaki iş yoğunluğu hala devam etmekte. Belki tanırsınız. Sizde tanıştırmıştım videolardan. Umut diye bir arkadaşım var. Onunla beraber ilerletmeyi düşünüyoruz YouTube'u. Aynı zamanda canlı yayın içerikleri onunla beraber yapacağız. Yani bundan sonra tek ben olmayacağım. Bir de arkadaşım Umut olacak. O da çok oyun bilgisi olan bir insan. Ee, size yardımcı olacaktır. Rehber videolar gösterecektir. Bu şekilde yayınlarımızda beraber devam edeceğiz. Umarım. Bu hepimiz için hayırlısı olur. Buradaki tek gayemiz size bilgilendirici, öğretici videolar üretmek. Kanalın sadece farm odaklı olmasını istemiyorum. Bakın burada göstermek istediğimiz ne kadar kazandığımızdan çok yaptığınız slotlardaki farmları örnek veriyorum tek tek pazarda satarak kar oranınızı arttırabilirsiniz ama vaktinizden çalarsınız. Bunların ticareti olduğunu bilen arkadaşlar vardır, bilmeyen arkadaşlar vardır. Oyunda sadece ticaret yapmak isteyen arkadaşlar vardır. Bakın bu bir ticaret yoldur. Gelir birinin kapımı çalarsanız ben 9 tane çıtını 17M'den alıyorum dersiniz. Hani tabii ki de ben şu an bunu kabul etmem ama şu an sürekli çalıştığım biri var. Bu şekilde ticaret yapabilirsiniz. Slotlara gidip bunu söyleyip işte ben bunun ticaretini yapabilirim. Bu şekilde kendinize ufak ufak yollar üretebilirsiniz. Siz değerli izleyicilere en çok vermek istediğim mesaj şu arkadaşlar. Kesinlikle bir videonun içinde kazanç işte ne bileyim şunu yaptık bunu yaptık. Olmasından ziyade oradaki ince noktaları çekip oyunda kendi hayatınıza uygulamak olacaktır. E, lütfen bunları dikkate alın. Hem farm yapan hem PK arkadaşlar. Geçmişteki videolarımızda da bu tarz bir sürü içerikler var. Örnek veriyorum pazar serilerimizde bir iki ufak böyle çok göze basit gelen şeylerle çok güzel paralar kazanan insanlar oldu. Aynı zamanda keyif alan insanlar da oldu. Bunlara dikkat edelim. E, bundan sonra tam gaz beraberiz. Evet çıtınlarımızı sattık. Toplamda 345 M para kazandık. Şimdi diğer karakterimize geçiyoruz ve diğer karakterimizdeki çıtınları boşaltacağız. Evet diğer karakterimizde de çıtınlarımızı boşaltmak için geldik arkadaşlar. Bu da full ağzına kadar rogoya çıtın dolu. Buradan sonrasını hızlandıracağım müzik eşliğinde ve direkt sonuca geçmek istiyorum. Sizin de değerli vaktinizi çalmayalım. Thank <laughs> Arkadaşlar ikinci karakterimizde boşalttıktan sonra 330 M para kazanıyoruz. 340 em de ilk karakterimizde vardı. Toplamda 770 M para kazanmışız iki günde roguelichitinlerden. Ee, tabii ki de burada birazcık biz emek sarf ettik. Bütün roguelichitinleri toplamaya çalıştık size göstermek için. Normal şartlarda bu kadar roguelichitin toplamanız çok zor arkadaşlar. Ee, ama bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Bunu göstermek istedik. Yani maksimum verimi göstermek istedik. İki günde iki slotundan, 2 adet GG slotundan toplamda 7 GB'lik logo içitini toplamışız. Bu şekilde bunları artı basmak, basmamak sizin elinizde. Biz bu şekilde düzden satmayı tercih ediyoruz. Umarım verdiğim taktikler, verdiğim bilgileri değerli bulmuşsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere.